Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fener'in maçı var. Fenerbahçe'mizin konu Adana Demirspor. Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor ağırlayacak ve Süper Lig'in bu haftasının kapanış müsabakası olacak. Maçta Fenerbahçe'miz güçlü rakibini yenmesi sonrasında inşallah liderliğe yükselecek. Yani yenerse liderliğe yükselecek arkadaşlar. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayım. Hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Şahsen ve yakından da tanıdığım hakem. Ee, iyi bir Galatasaraylıdır. Damarını kesseniz sarı kırmızı akar arkadaşlar. Evet Kayseridir ama e, Galatasaray'ın sarı kırmızısı akar. Ligdeki ilk maçı vesaire biliyorsunuz, ikinci maçı biliyorsunuz. Avrupa Ligi'nde Avusturya Viyen müsabakasına e, çıkıp 2-0 kazanıp gelen Jorge Cessu'nu öğrencileri Adana Demirspor müsabakasını beklemeye başladılar. Fenerbahçe'de 4 eksik. Şu an itibariyle 4 eksik arkadaşlar. Nazım Sangare, Serdar Aziz, Buruma Adana Demir müsabakasında forma giyemeyecekler. Joshua King'in de e, kas yorgunluğu yaşadığı için bu maçta belki de Avusturya Viyen müsabakasında da dinlendirilmesi ve daha sonraki müsabakalarda oynatılması bekleniyor arkadaşlar. Ee, ama Joao Pedro sakatlığını atlattı. Son iki antrenmanda da takımla birlikte de çalıştı. Jesus'un şans vermesi halinde formayı giyebilecek. Dün normalde Joao Pedro için ilk 11 dedim ama yani bugün itibariyle sanki Valencia Serdar Dursunlu çift forvet hattı olacak gibi duruyor. Bakalım ne olacak. İki takım ligde 37. kez karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Daha önce önen 36 müsabakadan Fenerbahçe 21, Adana Demirspor 5 galibiyet elde etmiş. 10 maçta ise eşitlik bozulmamış. Dün akşam saatlerinde daha doğrusu ben bu videoyu çekmeye yakın Salim Manav Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçına Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmediğini söyledi. Yani Balotelli güçlü bir silah Adana Demirspor adına oynamaması. Bizim açımızdan sevindirici olur. Fenerbahçe'de Jesus rotasyona gidiyor diye bir haber gördüm. Şimdi sebebini de çözemedim. Niye? Fenerbahçe şimdiye kadar 4-1-3-2 oynamış, 4-4-2 oynamış, 3-4-3 oynamış ve Jesus hem formasyon hem oyuncu seçimi konusunda değişime devam edecek diyor. Ee, Viyen maçına göre 5-6 değişiklik yapacak. Takımın diri olmasını sağlayacak diyor. Yani Jesus şunu demişti diyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bize çok fazla hazır oyuncu lazım. Rotasyon yaparak oyuncuları hem dinlenme hem de süre almayanlara maç kondisyonu şansı doğacak. Formasyonda yaptığımız dönüşümler rakipleri şaşırtıyor. Tahmin edilemez bir takım oluyoruz. Aldıkları önlemler boşa çıkıyor. Böylece rakip daha rahat pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla oyuncunun maçlara göre oyuna dahil olması futbolcuların takıma aidiyetlerini arttırıyor. İdman kalitesi artıyor demiş. Laf aramızda 5 oyuncu değişikliğinin devam etme sebebi de o. Fakat Jesus'ta dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hem gelmeden hem geldikten sonra forvetleri parlatan bir profil. Yani Fenerbahçe'de korkulan neydi? Ve korkulan olmadı diyebilirim as aslına bakarsanız. Şimdi forvet oyuncuları ilk 7 maçta aslına bakarsanız görevlerini kısmen yerine getirdiler. Avrupa'da 5, ligde 2 maç geride kaldı. Bugünkü Adana Demir maçıyla birlikte 8 maç geride kalmış olacak. Baktığın zaman birçok kişiye göre en büyük eksiklik Santrafor mevkisi ama geride kalan 7 maçta 16 golün 15'ine goller orta saha ve forvetler atmış. Sadece son 2 maçta 8 gol diyor. Ama nispeten kolay takımlarda. Şimdi bu son 2 maçı çok baz almamak lazım. Her maça ayrı hücum varyasyonu. Bak burada bir fark var. Her maç için farklı hücum varyasyonları de, 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 düşünülüyor, çalışılıyor demiş. Maç başına 228 gol ortalaması. Adana Demir maçında da tüm takım için bu sezon şimdiye dek olan bölümün ciddi sınavı olarak ortaya çıkacak diyor. İlk 7 maçta en golcü yine Valencia. Yani geride kalan 7 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek futbolcu Atilla Salahiyip. Ancak 7 maçta görev yapan diğer futbolcular içerisinde Rossi 527 dakikayla zirvede, yani ikinci sırada. Lincoln 372 dakika, Serdar Dursun 299 dakikası e, sahada kalmış isim. Diğer isim ise Valencia ki Ekvatorlu golcü bu sezon Fenerbahçe'de 7 maçta 5 kez fileleri sarstı. Ve bu sezonda ilk 7 müsabakada 16 golün 4'üne imza attı diyor. E, çok ilginç. 5 beş kez gol katkısı verdi diyelim. Dört asist, şey dört gol bir asist diyebiliyorum. Ya yani baktığın zaman akşam Joa şey Joshua King'in eksikliğini Valencia inşallah tamamlar. İnşallah Fenerbahçe adına güzel sonucun olduğu bir müsabaka olur. Atilla Salai demişken Jorge Jesus'tan Atilla Salai için özel rapor. Macar Stoperat ile Salahi Fenerbahçe'nin oynadığı bütün maçlarda tam zamanlı forma giyen tek isim oldu. Ve Avrupalılara peşit Avrupalıları peşine takan yıldız savunmacıyı Fenerbahçe an itibariyle bırakmak istemiyor demiş. Günaydın. Fenerbahçe bir nevi bir kez daha sil kadro kurdu. E, hayır sil kadro kurdu demeyelim. Takviyeyi çok yaptı. Ve Jesus artık bırakmak istemiyor demiş. Vestan vesaire istiyor ama tüm karşılaşmalara ilk 11'de çıkarttı kesinlikle satılmaması yönünde rapor verdi. Ee, satılmaz ama şimdi Portekiz'de çalışma disipliniyle de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim 20 milyon euroyu görmesi halinde ise elden çıkaracak demiş. Bu da benim duyumumu doğrular nitelikte bir duyum olmuş arkadaşlar. Evinin kadını çocuklarının anası olacakmış bu duyum sayesinde. Şimdi ben şunu söylemeyi unuttum. Daum, Christoph Daum kendi döneminde birçok futbolcuyu devşirdi arkadaşlar. Farklı mevkilere devşirdi. Mesela Serkan Balcı'yı devşirdi. Ümit Özat'ı devşirdi. Ümit Özat ön libero diye geldi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Solbek oynadı. Aurelio Forvet ee, diye geldi. Kanat Forvet diye geldi. Trabzonspor alınırken öyleydi. Fenerbahçe'de önlü bir oynatıldı. E, Tuncay 50 çeşit mevkide oynadı. Serhat Akın 50 çeşit mevkide oynadı. Hani baktığın zaman bunların hepsini hemen hemen hepsini devşirdi. Daha bir sürü isime de bu etkiyi yaptı. Ve büyük takım teknik direktörü, yani büyük teknik direktör hüviyetini gösterdi aslına bakarsanız. Çünkü ya ne yaparsanız yapın. Bak ne yaparsanız yapın. Büyük takım Teknik direktörlüğü başka bir olaydır. Her baba yiğit beceremez. Mesela Serdar Dursun. Serdar Dursun Rogon menajerlik şirketiyle ilişkini kesmiş. Geçtiğimiz maçta bir hatırlayın arkadaşlar. Serdar Dursun'u bir hatırlayın. E, VM maçında. Ya saçma sapan hamleler. Saçma sapan bir oyun yapısı. Çıldırdık. Maçı izlerken açık söyleyeyim çıldırdık. Ya şu çıksaydı artık dedik. Yani birçoğunuz böyle demişsinizdir. Eminim demişsinizdir. Eminim demişsinizdir. Ancak aynı Serdar Dursun'a dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Aynı Serdar Dursun gitti golünü attı. Büyük teknik doktor ısrarla çıkartmadı. Çıkart bir arkadaş dedi. Ve sonucunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Şimdi Hal City Fenerbahçe'den Hal City'ye 3. transfer. Oh diyor arkadaşlar. Siz bulmuşsunuz diyor A2 takımınızı diyor. Hal City diyor. Bunu diyen arkadaşlar Ümraniye Spor'a yani kullanılmış ikinci el atletlerini falan satıyorlar o derece. Yanlış anlaşılmasın. Futbolcularına falan alay etmiyorum. Kastettiğim mana şu. Hani futbolcu satışını zaten geçtim. Neredeyse kullandıkları atleti satacaklar Ümraniye Spor'a. O derece haşır neşirler. Bunu diyorlar utanmadan yüzsüz yüzsüz. Şimdi Dimitris Pelkas için Fenerbahçe Hal City ile her konuda anlaştı. Hatta günler öncesinden anlaştı. Ee, ve artık Yunan futbolcunun transferi için e, haber bekliyoruz. Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin artı bir opsiyonu olduğu için bu hak kullanıldı. Ve Acun Olucanlı'nın takımına kiralandı. Sezon sonunda pelkası satın alma önceliği Hal City'de olacak. Fenerbahçe'ye 2020 21 sezonunda geldi. 67 maçta sahaya çıktı. Gerçekleşirse üçüncü transfer olmuş olacak diyor Pelkas için. Şimdi arkadaş Pelkas çok büyük bir futbolcu. Bilemiyorum, yorum yapmak istemiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Dün bir yıllığına kiralandı denildi. E, Halay da e, verdi. Ancak şu var. Orada çalışma izni Olayı mı ne varmış İngiltere'de? Öyle bir olay varmış ben çok hakim değilim kusura bakmayın. Bu izin almayı bekliyorlar. Bu izin alındıktan sonra muhtemelen Pelkas'ı açıklayacaklar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Fenerbahçe'ye bakın Kim Minji, Tisserand, Ozan, Allah Yar, Arda Okan. Bunların hepsinin satışından ciddi bir bedel gelmiş durumda. Transfer market'a göre diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece transfer market'a göre diyorum. Yani e, transfer market'a göre 18.05 Kim Minji'den 4.5 Allah Yardan 3 Ozan'dan 3 Tisserant'tan 0.250 diyelim. Çünkü 250.000 Euro'ya alınıp 500.000 Euro'ya satıldığı için Lamine Diak'tan Arda Okan'da 0.2'ye satıldığı için e, yani bak dediğim çok da bir şey değil yani yaklaşık 30 milyon euroluk bir olay var yani 30 milyon euro da iyi para baktığınız zaman iyi para e, 0, ama dediğim gibi e, 450 bin euro 29 milyon euro civarında bir para yapıyor 29,250 göstermiş geliri. Pardon gider konusunda 250 bin euro daha eklememiz lazım. Doğru. Çünkü sonuç olarak gider kısmına da yazmış. Yani benim hesaplamalarıma göre 30 milyon euroyu geçiyoruz. Ama transfer marketin hesaplamasına göre geçemiyoruz. O da ayrı bir olay. Bu arada Kim Minji de ikinci resmi maçında ilk golünü atmış. Tebriklerimi sunuyoruz. Şimdi Fenerbahçe daha satışa devam etmek istiyor. Mesela Mauricio Lemos. Birçok arkadaşımız. Hocam Lemos artık diyorlar. Oynasın diyorlar. Yani Gustavo Henrique'nin yerine. Arkadaşlar Lemos'tan Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi olduğunu söyledim. En az 750 bin euro beklentimiz var. Bilginiz olsun. Ve bu 750 bin euroyu da kesin kes alacağımızı söylüyorlar. Yani %100 olarak bunu alırız diyorlar. Bilmiyorum ne yaparız, ne ederiz. Elder Şomorodov. Şomorodov. 1.90 boyundaki Santrafor. Duyumcu kardeşlerin duyumlarına göre Fenerbahçe'ye önerilmiş Eldor Şonorodorodorov ve Fenerbahçe oyuncuyu reddetmiş. Sebebi ise Fenerbahçe'nin oyun planlamasına uymuyor diye Maxi Gomez ve Şorlot'un uyduğunu söylüyorlar. Ee, ama ilerleme yok deniliyor. Maxi Gomez ve Şorlot'la ilgili de şunu söyleyeyim. Şorlot son antrenmanda sol ayağını aldığı darbe sonucunda yaşadığı sakatlık nedeniyle Leipzig-Union Berlin maçı kadrosunda yer almamış. Yalnız buna çok takılmamak gerekir. Çünkü genelde takımların taktiği budur. Sakatlıktan dolayı kadroda yer almıyor denilir. Ama Almanya için de gitme ihtimalini asla ve asla unutmayın. Maxi Gomez'in son maçına ilişkin. Hani bir önceki videoda şey dedim. Arkadaşlar maçı sabote ettiği, sattığı mattığını düşünenler var gibisinde. Ee, hemen düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı hemen başlayacak yani yorumları görmeden söylüyorum. Başlayacaklar. Diyecekler ki hocam bugün orayı satan yarın bizi satar. Bugün onu satan yarın ülkesini satar. Vatan haini falan diyecekler. Maxi Gomez ile ilgili izleyen arkadaşların yorumunu sordum. İzleyen arkadaşlar diyor ki Atletico Bilbao Valencia maçını izledim diyor. Valencia takımı iyi organize olmaktan çok uzak bir takım. Erol Bulut Fenerbahçe'sinden daha kötü bir takım diyorlar. 1 2 Alıcı gözde Valencia e, Valencia'daki Gomez'i izledim. Yani nasıl oynuyor diye diyor. Adama doğru düzgün takım top getiremiyor diyor. Lan bir kere bile bir adamın ayağına top değdiremez mi diyor? İnan bunu desem yeridir diyorlar ya. Bir kere bile ayağına top değdiremiyorlar diyor. Ya bunların dışında şöyle bir özellik söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı uyanık olsun diyor. Çocuk aslında hep doğru yere koşu atıyor ama takım arkadaşları görmüyor. Bak Fenerbahçe bunu alırsa Joao Pedro, Joshua King ya da sağdan Emre Mor olsun soldan Rossi artık kim oynarsa ya da Arda Güler vesaire. Bu çocuğa öyle paslar atarlar ki yani Lincoln mesela hatırlayın Serdar Dursun attığı pası ya VM maçında. Ya ceza sahası dışı fark etmez. O kadar süper bir pas attı ki aklınız durur. Yani doğru paslar atılacak. Ve Fenerbahçe bu çocuğu alırsa gerçekten yaşar diyor. Bu arada Fenerbahçe'den bu sezon ayrılan isimler. 1. Berke. 2. Murat Sağlam. Murat Sağlam'ı saymıyorum. Zaten o hiçbir yerde yoktu. 2. Ozan Tufan. 3. Arda Okan Kurtulan. Arda Okan da saymıyorum genç. 3. Kim Minji. 4. Tisserand. 5. Sosa. 6. Gustavo. E, Lamine Diak'ı saymıyorum. 7. Mesut. 8. Allahyar. 9. Samatta. Şu ana kadar Fenerbahçe'ye gelen futbolcu sayısı da Lamine Diya saymıyorum. 11 olsa 20 mi yaptı? 20 yaptı. Demek ki en az 5 kişi daha gidecek. Bu arada hocam Elder Shomorodov niye uymuyor bize? Boy 1.90 arkadaşlar. Piyasa değeri 8 milyon euro. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi var. Roma size bedava göndermez. Bir. İkincisi pivot santrafor tipinde. Ya senin elinde hazır Türk var. Geçen sezon 18 milyon euro almışlar. Bırakın ne yapıyorsa yapsınlar. O onların bileceği iş. Bizlik bir durum. Yok işin içinde arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de bunlar gitti. Daha gidecekler var. Daha ee, yolumuz uzun. Ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar gelen transferle kimse şampiyon olmaz. Giden transferle de kimse şampiyon olmaz. Neyle olur biliyor musun? Takım oyunu futbolcuların tutması, bireysel yetenekler, futbolcuların üstüne koyması, takımın gidişatı, takımın iskeletinin değişmesi, takımın oyun sistemi, oyun felsefesi vesaire vesaire. Transfer marketi açın, bakın. Enner Valencia 4 golle takımın en golcüsü. Allah aşkına sadece 1,5-2 hafta geriye gidelim. 1,5 hafta geriye gidelim. Arkadaşlar Valencia'ya 4 milyon euro teklif var. Satılsın mı satılmasın mı diye ankete sunsam %95 satılsın denir. Bugün dörde satılsın mı desem? Yüzde doksan diyecek ki dörtten daha fazlaya satılsın. Anlık. Anlık bunlar. Mesela ben şeye çok kızım. Avusturya Viyen maçına. Matem King'de yorgunluk vardı. Niye oynatıldı? Diyorum kendi kendime. Ama mecburen Bugünkü maç düşünüldü. Mesela Novak. Gönderilmesi en muhtemel isim. Ama kimseye yanaşmıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle karman, çorman bir şey. Bu arada Fenerbahçe'nin transferleri konusunda da ben transfer marketin bazı hatalar yaptığını düşünüyorum. Mesela Rossi'ye 5,5 milyon euro demiş. Olur. Juan Perez 5,23. Sanırım bu kap açıklaması da bu şekildeydi. 5,23. Pedro 4,68. Farkında mısınız bilmiyorum. Bak hep küsuratlı. Sizce niye küsür attı bunlar arkadaşlar? Hiç kafa verip düşündünüz mü? Yok. Ya normalde Rossi 5.5. Rossi ee, Jesus öncesiydi. Luan Perez 7 milyon eurodan 5.23'e. Bir de Luan Perez ile ilgili şöyle bir durum var. Şimdi Samatta geldiği zaman ben size ne dedim? Ulan adamlar bir sene önce şey 5-6 ay önce şu kadara almış. Şimdi şu kadara satıyor bir şey olması lazım diye. Santos'tan alıyorlar 4.5 milyon euroya 14 Temmuz 2021'de. Oyuncunun değeri 2 milyon euro ama 4.5'a alıyorlar. Oyuncu da kütür 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 oynuyor. Yani oyuncu da kütür 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 oynuyor. Ve piyasa değerini 7 milyon euro yapıyor. 5 milyon 200, 230 bin euroya Fenerbahçe'ye geliyor. Bakın 4 maçta 257 dakika oynamış. Ama biz ağırlıklı olarak maalesef sol bekte, sol stoperde, şey sol açıkta falan oynatma derdindeyiz. Bunu düzeltirsek bence Luan Perez, Salah ile iyi bir ikili oluşturabilir. Ama kafamıza önce şu soru gelecek. Ya hocam bunlar 4.5'ü e almış. Niye 5'i 23'e satmış hemen bir sene içinde? İlerleyen yaşından dolayı mı? Yoksa hocam kazmaydı da bize mi kitlediler diye. Ya bu şekilde düşünmeyin. Ara oyu da yuhluyorlardı mesela. Ara oyu küfürlerle yuhluyorlardı. Ama Fenerbahçe'ye geldi. Şu an birçok taraftar iyi ki alındı diyor. Baktığınız zaman. Yine transfer penceresine baktığımız zaman Joao Pedro. Belki de bugün ilk defa izleyeceğiz. Lincoln. 3.5'ü alındı. Yok şöyle kazık böyle kazık. Ya Lincoln'un istatistikleri şu anda felaket bir yere gidiyor. İnşallah devam eder. 372 dakika. Dakika bazlı yaparsanız 9 şey 4 maç. 4 maç artı 12 dakika. Yani 78 dakika sahada kalırsa 5 maç oynamış olacak. 2 gol 3 asisti var şimdiden. İlginç değil mi? Yani ara o 3 milyon euro. Emre Mor 2 milyon euro. Gustavo Henrique şu an kafalarda tereddüt. 1 milyon 400 bin euro yazıyor. Ben ona inanmıyorum. Bakalım sonuç ne çıkacak. Ha fakat Gustavo Henrique konusunda da ya bu adamın bir bildiği illaki vardır. Bu bir. İkincisi yani dizinden sakatlanmamasına bağlı olarak 1.4 mily milyon, euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor yazmışlar. Bu da çok komik geliyor bana. Yani oyuncu dizinden sakatlanmazsa alacak Fenerbahçe diye. Ya idmanda sakatlanır bir şey olur. Yine sakatlanır. Yani bu buna gerçekten bu transfer market yetkilileri inanıyorlar mı? Bu da bana komik geliyor açıkçası. Fenerbahçe'nin transferde Şöyle bir e, olay var arkadaşlar. Bir an önce transferlerin bitmesini hepimiz istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Fakat eldeki gitmesi gereken isimler gitmediği müddetçe transfer işi biraz ne iyi yavrum ne Çünkü eldekilerin gitmesi lazım. Bir. İkincisi. Hocam Tisanant için sen 5 diyorsun piyasa 3 diyor. Hanginizinki doğru? Piyasanınki doğru. E, sen o zaman e, yalan söylüyorsun. Arkadaşlar. Şimdi sen 5'e sattık desen adam sana diyecek ki atıyorum bir futbolcu alacaksın. Bak 5'e de futbolcu satmışsın, ver. Ne 5'e ne 3'e inansın adamlar. Bırakın elin güçtensin. İşin bittikten sonra transferini bitirdikten sonra çık açıkla. Bir de kim herkesin bilmesine ne gerek var? Öyle de bir durum var ortada. Hakkımızda ailesi olsun. Lütfen maç başlayana kadar yani lütfen rica ediyorum maç başlayana kadar abone sayacımızı arttıralım İnşallah e, sizlerle birlikte 25700 yapalım abonemizi Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere Dostlar